Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Çok uzun zaman sonra beraberiz. Bu videoyu gerçekten bayağıdır çekme planım vardı ama çok güzel bir şekilde eski fotoğraflarla, editlerle falan çekmek istiyordum. Ama sanırım bu mümkün olmayacak çünkü gerçekten zamanım yok. Hiç video atmamamdan da anlamışsınızdır. Ve konuya girelim. Özellikle Instagram'dan çok aldığım bir soru. Ben fotoğraf attıkça kesin birkaç kişi soruyor. Özelden yazıyor ya da soru cevapları yazıyor. Abi saçlarını nasıl geri çıkardın ya da saç mı ektirdin, saçların için ne kullanıyorsun vesaire. Şimdi arkadaşlar bu videoda size saçlar için bilimsel olarak kanıtlanmış neler kullanabileceğinizi söyleyeceğim. Bunların hiçbiri bilmem ne serumu, bilmem ne özlü şampuan vesaire gibi şeyler değil. Hepsi bilimsel makalelerle, araştırmalarla kanıtlanmış saç çıkarma ya da saç dökülmesini engelleme özelliği bulunan ürünler. Eğer bunları kullanıp da saçınız çıkmazsa ya da saç dökülmeniz durmazsa saç ekiminden başka bir çareniz yok. Ondan önce deneyebileceğiniz bir yöntem. Öncelikle saç neden dökülür? Erkeklerde erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz şey arkadaşlar dihidrotestosteron dediğimiz testosterondan 5 alfa reduktaz enzimiyle dönüşen bir başka hormondan dolayı. Bu DHT dediğimiz oldukça androjenik özelliği testosterondan 5 kat daha yüksek olan bir hormon ve gerçekten spesifik dokulara bağlanabilen, mesela prostata bağlanıp prostatı büyütme özelliği olan, işte vücutta belli bölgelerde kıl çıkarma özelliği olan, saçların da beslenmesini, kan dolaşımını azaltan bir hormon. Yani temel olarak DHT bizim için düşman saç konusunda. Bazı insanlara baktığınızda istediği kadar ilaç kullansa da saçları dökülmüyor. Bu insanlarda DHT yok mu? Evet, DHT var, ancak bunların mesela saç folikülleri, saç hücreleri DHT'ye duyarlı değil. O yüzden genetik olarak asla yatkın değiller. İlaç konusunda da değineceğim. Hani vücut geliştirme kanalıyız sonuçta. Ona da değineceğim. Şimdi burada size 5 tane ürün önereceğim arkadaşlar. Bunların arasında, bunlar aslında hepsi ilaç. Ayrıca beni tanımayan, bu videodan kanala denk gelen arkadaşlar, ben doktorum. Bunu da sanırım ilaç önerirken belirtmemde fayda var. Söylemek gerek. Şimdi başlayalım. Öncelikle düşmanımız DHT dedik bu konuda. DHT, anti androjen şeyler bize gerekli. Şimdi ilk olarak önereceğim şey arkadaşlar, bu ketokonazol. Evet, umarım netleyebilir. İşte şimdi gerçekten bir makyaj kanalına benzedik. Neyse, ketoral arkadaşlar bir mantar ilacı ama oldukça güçlü bir anti androjen etkisi var. Yani DHT ile savaşan bir etkisi var. DHT'yi karşıt çalışan bir özelliği var. Ve bu şampuanı 2 günde bir kullanabilirsiniz. Kafanıza sürdüğünüzde bir 5-10 dakika falan bekletin. Hiçbir yan etkisi de olmayacaktır. Gerçekten saç dökülmesiyle savaşmakta ilk plan olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu marka önemli değil. Ketokonazol bunun etken maddesi. Ayrıca şunları belirtmekte fayda var. Bu gösterdiğim her şeyi eczaneden alıyorsunuz. Bunu da eczaneden alıyorsunuz. Çok pahalı bir şey değil. Gerçekten uygun bir şey. Birincisi bu. İkincisi FDA tarafından saç çıkarma, erkek tipi saç dökülmesinde onaylanmış bir ürün. Bunun etken maddesi de minoksidil. Minoksidil, şöyle göstereyim. Minoksidil FDA tarafından onaylanmış, saç çıkardığı kanıtlanmış bir ürün. Bu bir DHT karşıtı değil arkadaşlar. Yani DHT ile savaşmıyor, bu direkt kıl çıkaran bir şey, saç çıkaran bir şey. Aslında bir tansiyon ilacı ama yan etkisi olarak kıl saç tüyü çıkardığı fark edilince bunu hemen bu yöne kaydırmışlar ve gerçekten büyük bir piyasa oluşturmuşlar. Ayrıca reçete edilmeyen bir şey, yani parasını kendiniz vereceksiniz ilaç olsa da. Şimdi minoksidil kullanırken saçlarınız dökülmeye devam edebilir. Bu nasıl olacaktır? Minoksidil kullanırken evet yeni saçlar, yeni tüyler çıkabilir ya da saçlarınız güçlenebilir ama DHT oldukça arkadaşlar DHT saç dökmeye devam edecektir. O yüzden bu iki yoldan da kombin etmeniz lazım. Yani birinci olarak bir anti androjen, ikinci olarak bir saç çıkarma ürünü. Özellikle minoksidili tek başına tavsiye etmem arkadaşlar. Bir diğer konu minoksidile özgü,
Bunu gerçekten fazla sahtesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç güvenli bir kap gelmiyor yani. Böyle içinde jelatin koruma gibi olan bir şey yok. Direkt bunu açıp bir içini boşaltıp içine başka bir şey koyabilir. O yüzden bunu kesinlikle güvendiğiniz yerlerden alın, güvendiğiniz eczanelerden alın. Rastgele internette çok ucuz gördüğünüz şeyleri almayın. Yine marka önemsiz arkadaşlar. Minoksidil olacak etken maddesi. İkinci ürün de bu. Üçüncü ürün biraz daha farklı bir ürün. Derma Roller. Bu arkadaşlar üstünde birçok iğne bulunan şöyle dönen yuvarlak bir şey. Birçok iğne var üstünde. Netleyebilirse göstereceğim size. Neyse bunu kafanıza sürtüyorsunuz. Aslında kafanızda yüzlerce delik açıyorsunuz bunu kullanarak. Böylece hem bu ürünlerin emilimini arttırıyorsunuz hem de DHT'nin bizde asıl problemi neydi? Saçların beslenmesini, kanlanmasını azaltmak. Bunu da yaptığınızda zaten bir gün boyunca falan kafanızın kızarık olduğunu göreceksiniz. Bunu da haftada 2 kez, 3 kez yapabilirsiniz. Bu 0.5 mm. 0.5 mm ile başlayıp daha büyüğüne de geçebilirsiniz. Yani 1 mm'ye kadar kafa derisinde kullanabilirsiniz. Minoksidili uyguladıktan sonra, uygularken kafanın her tarafından böyle 4-5 kez geçeceksiniz arkadaşlar. Bu kan dolaşımını arttıracak, ürünün emilimini arttıracak ve bu kesinlikle bro science değil. Bununla ilgili bir makale de var. Sadece minoksidil kullanımı ve derma rollerla, yani micro needling diyor. Hani ufak iğneyle delik açma tekniğiyle minoksidil kullanımı karşılaştırılmış ve çok ciddi şekilde bu delik açarak kullanımda fayda çok daha ciddi miktarda artmış. Bunun bir makalesi var. Aşağıya koyamayacağım çünkü kaynak benim. Artık beni tanıyorsunuz. O yüzden herhalde kaynak sormazsınız. Bir diğer ürün, bu bir tablet. Bu biraz daha güçlü. Diyelim ki bu iki ürünle, üç ürünle çözemediğiniz sorunu. Bir anti androjen DHT savaşı yetersiz kaldı. DHT sizin vücudunuzda çok baskın bir şekilde etki ediyor. O zaman ne yapabilirsiniz? 5 alfa redüktaz dediğimiz enzim arkadaşlar testosteronu dihidrotestosterona çeviriyordu. Onu bloklayacaksınız. İki tane ilaç var. Birisi finasterid, birisi dutasterid dediğimiz. Bu Avodart, dutasterid %90'a kadar falan blokluyor. Netleyince çok güzel olmuyor ama. Böyle kendimi 1 milyon aboneli kanallar gibi hissediyorum. Dutasterid arkadaşlar vücudunuzdaki DHT'yi birkaç kullanımda neredeyse sıfıra kadar indirebilecek kadar güçlü. Peki genel vücut bu aslında ne? Bu aslında bir prostat ilacı. Ne dedim? DHT prostata da bağlanıyor. Prostat da büyüme yapıyor. O yüzden DHT'yi ya da başka kanser türleri için yine prostatla ilgili DHT'nin orayı uyarmamasını istiyorsanız bu şekilde bir ilaç kullanıyorsunuz. Ama tabii ki DHT azalınca saça da pozitif etkileri oluyor. Yan etki olarak ne olabilir arkadaşlar? DHT oldukça androjenik bir hormon. Çok güçlü bir seks karakteri oluşturan bir hormon. Zaman zaman libidoyu düzenleyen bir hormon. Eğer sizin testosteron düzeyiniz düşükse bir de DHT'yi baskılarsanız testosteronunuz reseptörlere çok güçlü bağlanamayacağı için libidoda düşme olabilir. Ama sizin zaten yüksek bir testosteronunuz varsa DHT'yi bağlamanız çok da problem olmayacaktır. Burada biraz deneme yanılma olacak. Haftada tavsiyem size 2-3 tabletle başlamanız. Yani 2 günde bir tablet alarak da başlayabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamazsanız her gün 1'e çıkarabilirsiniz. Ki ben gerek duyacağınızı sanmıyorum. Ben o haftada 3 kez falan içiyorum bunu. Herhangi bir problemde yaşamadım ama dediğim gibi bir problem, bir sıkıntı olduğunu düşünürseniz alt bölgelerde o zaman bırakabilirsiniz. Bıraktığınızda da normale dönecektir. Tabii enzimi blokladığı için tekrar enzim sentezi, tekrar hormon sentezi vesaire biraz uzun süren bir süreç olabilir. O yüzden az az başlamanızı tavsiye ederim. Yani haftada 2 tabletle falan başlayın, deneyin. Şöyle de bir şey var. Çok detay olacak ama şimdi tabii ki DHT kas yapan bir hormon değil. DHT'nin hücrede ömrü çok az, çok hızlıca yıkılan bir hormon.
O yüzden aslında DHT'yi baskıladığınızda sizin testosteron oranınız artacak. Yani mantıken DHT'ye dönüşmediği için testosteron oranı artacak ki bazı araştırmalar var. Tek yumurta ikizlerinde birinde işte DHT enzimi 5 alfa redüktaz enziminde problem olan DHT'si olmayan daha böyle kas kütleleri daha iri olduğuna dair fotoğraflı falan araştırmalar görmüştüm. O da gerçekten ilginçti. Ama şöyle bir nüans olabilir. Tamam, testosteronunuz yüksek. Testosteron gerekli reseptörlere çok daha zayıf bağlandığı için, mesela seks hormon bağlayıcı protein globuline daha zayıf bağlandığı için daha fazla miktarda bağlanması gerekebilir. Bu da belki dolaylı olarak testosteronu düşürebilir ama bunlar çok detaylar. Bilmenize gerek yok. Deneyip görebilirsiniz. Dördüncü ürün bu arkadaşlar. Son bir ürün daha var. Ben de bunu yeni aldım. Procapil dediğimiz bir madde içeriyor bu. Markası önemli değil. Procapil. Aşağıya yazacağım hepsini. Procapil de bir antiandrojen. Onun da yine saç çıkarmayla ilgili etkileri görülmüş araştırmalarda. Ama FDA onaylı bir saç çıkarıcı değil ki. Bana sorarsanız FDA onaylı ürün, tek üründe tamam. Tabii ki Dusat Sizerit de FDA onaylı ama minoksidil aslında tamamen tek başına çözüm sağlayamaz. Bunu belirtmekte fayda var. Procapil'i de ben de yeni deniyorum ama yine o da bilimsel olarak kanıtlanmış bir ürün. Saçlarım için yaptığım şeyler bu arkadaşlar. Bence fena fark etmedi. Eski videolardan falan kontrol edebilirsiniz. Burada hani before after şeklinde eski fotoğrafları koymak isterdim ama gerçekten köle gibi çalışıyorum şu dönem. O yüzden vakit bulamıyorum kanala video yüklemeye. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.